Yani fit bir görünüm almak isteyenler bisikleti ellerinin altından uzak etmemeliler. İkincisi, muhabbetlerimi sunuyorum. Artık biliyorsunuz bugün Avrupa Hareketlilik Haftası'nın başladığı gün. 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası var. Ve hareketlilik anlamında da bisiklet her zaman ön plana çıkıyor. Biz de istiyoruz ki şehrimizde hem ulaşım için hem sağlık için bisiklet daha aktif bir şekilde kullansın. Bu anlamda da bunun altyapısı da çok önemli. Sadece bisikletle de olmuyor. Mutlaka bisiklet yollarını da artırmamız gerekiyor. Şu an itibariyle şehrimizde 8050 metre, yani 8 kilometreden biraz fazla bisiklet yolumuz var. En son Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde dünya standartlarına uygun bir bisiklet yolunu da hemşehrilerimize elhamdülillah kazandırdık. Ama bundan sonra bunları artıracağız. Özellikle verdiğimiz talimat felişlerimize, imardaki arkadaşlarımıza şu: her yeni açtığımız yolda, yeni genişlettiğimiz her yolda mutlaka bisiklet yolunu bundan sonra düşüneceğiz. Ve açtığımız her yeri, yolun bir de inşallah bundan sonra bisiklet yolu olacak. Tabii radikal kararlar da bazen almamız gerekebiliyor. Önümüzdeki süreçte kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bir anket çalışması yapacak. Şehrimizin ana arterleri için de halkımıza soracağız. Halkımız derse ki şehrin ana arterlerinde de bisikletleri kullanmak istiyoruz, orada da bisikletler olsun derse, biz halkın dediğini yapan, milletin gözüne bakan parti olarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın adamı olarak halkımız neyi istiyorsa onu yapacağız ve ana arterleri de inşallah bisikletle buluşturacağız. Halkımız istediği sürece de bunların hepsini yapacağız. Biraz önce kardeşimiz teknik altyapısı ile ilgili bilgi verdi. Çok rahatlıkla kullanılabilen bir sistem. Şu an Türkiye'de kullanılan en modern sistem. Çok farklı alternatiflerde kiralanabiliyor ve kullanılabiliyor. Kullanıldıktan sonra da istasyonlara bırakılabiliyor. Şu an itibariyle 8 tane istasyonumuz var. Şehrin farklı muhtelif yerlerinde bu istasyonları yerleştirdik. Bunların 5 tanesinden kiralama yapılabiliyor, 8'ine de bırakabiliyor. İnşallah bunların sayılarını da süreç içerisinde artıracağız ve şehrimizi bir bisiklet şehrine, bisikleti aktif kullanan inşallah bir şehre, Sayın Valimizin şehri olan, bizim de çok güzel olarak bildiğimiz Konya'mıza inşallah. Konya'da da biliyorsunuz bisiklet çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Düz bir zeminimiz var. İnşallah bir Konya gibi, Eskişehir gibi şehri aktif olarak kullanılan şehirlerden bir tanesi de bisikleti inşallah Çorum olacak diyorum. Devam edecek mi bu?